Evleneceğiniz kişide olması gereken 4 temel özellik. Biliyorsunuz doğru eş seçimi ile ilgili bir video serim var. Özellikle gençler, hocam evlilikler bitmiş, herkes boşanıyor, evlenmekten korkuyoruz. Bize yardımcı olun, biz doğru eşi nasıl seçeriz diyorlar. Eğer bu 4 özellik varsa karşı tarafta içiniz rahat olsun. Bu insanla evlenilir. Nedir bu özellikler? Hemen veriyorum. Bir, Allah'tan korkan, kuldan utanan birisi olsun. Bu söz bana ait değil, anneanneme ait. Anneannem çok bilge bir insandı. Evlilik lafı edildiği zaman hemen ilk söylediği söz buydu. Allah'tan korkan, kuldan utanan bir insan. Şimdi herkesin başına bir polis koyamazsın. Ama vicdanı temizse, bütün tavır ve davranışlarıyla güven veren bir insansa, bu insan doğru insan. Gerçekten yaptıklarıyla, tavırlarıyla, davranışlarıyla bütün insanların güvenini kazanan ve bu dünyanın öteki tarafının da olduğuna inanan bir insan yanlış yapabilir mi? Bu tarzda vicdanlı ve güvenilir bir insan doğru bir insan. Yani bu insan yarın beni aldatır mı? Yarın yalan söyler mi? Karakter durumu nasıl? Güven veriyor mu, vermiyor mu? Düşünceleri, tavırları, davranışları ne kadar güven veriyor? Güven üzerine çok iyi düşünmek lazım. Bu insan beni korur, bana sahip çıkar. Ben bu insana çok rahat sırtımı dayayabilirim demen lazım. Arkamı döndüğüm anda iş çevirebilir diyorsan sakat. 2. Her insan biricik ve değerlidir. Onun için karşı taraf sana biriciksin, önemlisin, değerlisini ne kadar yansıtıyor? Sana değerli olduğunu hissettiriyor mu, hissettirmiyor mu? Sürekli emirler veriyor sana, şunu yapacaksın diyor. Aşağılıyor mu, hakaret ediyor mu? Ona rağmen evlenenleri gördüm ben ya. Siz de ben değerliyim duygusunu oluşturmalı. Kendi değerini bilmeli ve sizin de değerli olduğunuzu hissettirmeli. Yetiştiği evde de değerli ve önemli olduğunu hissettiren bir anne babası var mı yok mu? Bence buna da bakın. Orada değersizse, aşağılanıyorsa, orada çok mutsuzsa ve oradan kaçmak için mi evleniyor? Bu da var. Bütün bunları da kontrol etmek lazım. 3. Evleneceğiniz kişi sizde güven ortamı oluşturmalıdır. Ben bu insanın yanında güvende olurum. Bu beni korur, bu bana sahip çıkar ve her yönüyle bana harika bir eş olur diye düşünmen lazım. Bunu düşündürüyor mu, düşündürmüyor mu? Çünkü evlilik güven üzerine oturur. Ben orada güvende olur muyum, olmam mı? Sadece fiziksel ortam açısından değil. Duygusal sıçrayışları, öfkeleri, bağırma, çağırma var mı, yok mu? Güven veriyor mu? Onun yanında emniyette olduğun, beraber gelecek hayalleri kurabildiğin bir insan mı? Geleceğimizi karanlık görüyorum diyorsan yaş. Bu onunla beraber yaşlanabileceğim bir insan. Diyebiliyor musunuz, diyemiyor musunuz? Çünkü güven yoksa aile yoktur. Net. 4. Size her zaman her an yanınızda olduğunuzu hissettiriyor mu? Bazı insanlar vardır yanınızdadır ama aslında uzağınızdadır. O yakınlığı, o samimiyeti, o candanlığı maalesef onu da hissedemezsiniz. Düşünün bir defaya en yakınınız ama duygu düşünce olarak en uzağınızda bir insan. Ömür geçmez onunla ya. Çünkü hayat arkadaşınız aynı zamanda can yoldaşınızdır, yol arkadaşınızdır ve her insanla yola çıkılmaz. Bu yola çıkılacak bir insan mı değil mi? Bunu sormanız lazım. Evet arkadaşlar, eğer bu 4 maddeyi yakalayabiliyorsanız korkmayın evlilikten, evlenin. Bu kararı rahat alın, benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.